Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kalpli bebek atkısı paylaşacağım Allah izin verirse. Ben 3 ilme ile başladım. Birer birer arttırdım. 15 tane ilmem oldu. Ve nohut modelini koyacağım. Bu modeli benden Nur Hanım istedi. Torununa yapacakmış. Onun için kalpli olmasını istedim. Nasıl kalpli? İç içe kalpler diye. Onun için nohut modelini koydum. İnşallah yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 2, 4, 6, 7 tane ilmem oldu. 8. ilmede 3 tane ilme arttırdım ve örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şu kenar kısımlarından her baştan her dönüşlerde birer tane arttırıyorum. Evet, ben artmalarımı bu şekilde yapıyorum. Bakın, şu alttan girerek içinden bir tane ilme çıkartıyorum. Diğer ilmemi çıkartmadan bir tane daha örüyorum. Bu şekilde artmalarımı yapıyorum. Şimdi ise 3 tane ilme örmüştüm, arttırmıştım. Bu ilmemi ön yüzde haroşa olarak örüyorum. Arkadaşlar, çok hızlı örüyorsunuz diyorsunuz. Eğer hızlı örmezsem videomun süresi çok uzuyor. Şimdi bilgisayarlarda yavaşlatma sistemi var. Yavaşlatarak eğer izlerseniz sizin için daha faydalı olur. Evet. Şimdi 2, 4, 6, 7. Şu 8. ilmenin içinden 3 tane ilme çıkartıyorum. Ve o arttırmış olduğum 3 ilmeği kesiyorum. Evet. Yanındaki ilmeden tekrar 3 tane ilme daha çıkartıyorum ve örmeme devam ediyorum. Şimdi ön yüzden haroşa olarak örüp geleceğim. Evet, kenardan bir tane arttırdım. Arttırdığım ilme ile birlikte 7 tane ilme ördüm. 8. ilmenin içinden 3 tane ilme çıkarttım. Diğer 3 ilmemi bakın topluyorum. Ben iç içe kalp yapacağım. Onun için bu nohut modelini kurdum. Çünkü torununa yapacağı için. Artık kızının mı oğlunun mu bilemiyorum. Allah bağışlasın. Siz evladının evladı olunca yani kalp içinde kalp diye düşündüm. Böyle bir model çalışacağım. İnşallah becerebilirim Allah'ın izniyle. Evet, bu yüzden haroş örüp göreceğim. Evet arkadaşlar, bakın şu anda 1, 2, 3, 4. nohutumu yapıyorum. Bu 4. nohutta ayıracağım. İkişer ikişer biri sağ tarafa gidecek, biri sol tarafa. O yüzden 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 kenar ilmeğim oluyor. 8.'nin içinden 3 tane çıkartıyorum. 1, 2, 3. Bu 3 tanesini düzüyorum. Şundan da 2 tane. 1, 2, 3. Evet. 3 tane çıkarttım şimdi. Şunu toplayacağım. Topladım. Şu ortada bir tane ilmem var. Bundan artma da yapmam lazım ama artma yapmayacağım. Haroşa olarak örüyorum. Şimdi bu 3 tane ilmemizi topluyorum. Yanından artma yapıyorum. 3 tane. Şimdi ortada 1, 2, 3 tane ilmem oldu. Bu iç ilmeli haroşaya çevireceğim. 1, 2, 3 ilmeği topluyorum. Şöyle isterseniz biraz yakın göstereyim.
Üç ilmeği topladım. Şu bir yanından üç ilme daha çıkartacağım. Ve ön yüzden haroşa olarak örüp geleceğim. Evet, artmamı yaptım. Şimdi bununla birlikte 7 tane ilme öreceğim. 2, 4, 6, bir tane daha öreceğim. Ya da şu yandaki ilmeden 3 tane ilme çıkartacağım. Bu 3 ilmeği toplayıp bir tane daha yapacağım. Sürekli 2 tane artmam olacak. 1, 2. Diğer ilmemi toplayacağım. Şimdi 1, 2 tane arttırdım. Bu diğer ilmelerimi haroşaya çevireceğim. Bir tane daha topluyorum. Bunu da haroşaya çeviriyorum. 2, 4, 5. Bir önceki sırada 3'tü. Şimdi bu sırada 5 oldu. Şimdi artmamı yapıyorum. Arttırdım. Nohudumu koyuyorum yani. Topladım. Yandan bir tane daha arttırıyorum. Evet. Bakın 2 kesiyorum, 2 tane arttırıyorum. 2 kesiyorum, 2 tane arttırıyorum. Bu artmaları siz hesaba katmadan şu haroşalarımızı, o arttırdıklarımızı bir sayacaksınız. 45 oluncaya kadar, bakın ben ön yüzden de göstermek istiyorum. Evet, şimdi açıldı. 2 tane bu tarafa gidecek, 2 nohut da bu tarafa gidecek. Şu ilmelerimiz 45 oluncaya kadar ben arttırmamı sürdüreceğim. Evet arkadaşlar. Örmeye devam ediyorum ben kaş kolumu. Şu anda 43 tane ilme oldu. Bununla 44. ilme. Ve şuraya bir tane tam orta kısmına bir tane şu nohuttan koyacağım. Kalp şeklini vereceğim. Burada arttırmalarımı bitiriyorum. Arttırmalarım içe doğru dönecek şimdi. Nohutlarımı içe çevireceğim. 3 tane kestim. 1 2 3 ve tam orta noktasına gelince bir tane nohut yapacağım. Şu modelimizi yapacağım. Şu kısımda bıraktım. Artık içe doğru dönüyorum. Bakın tam şu ilmemiz takip ediyorum. Şuradan 3 tane ilme çıkartıyorum içinden 1 2 3 ve örmeye devam ediyorum. Şimdi şurada 1 2 3 tane şeyimiz ilmemiz var. Hemen yanındaki ilmeği, şu kestiğimiz ilmenin üstünden 3 tane ilme çıkartıyorum ve şu diğer 3 ilmeği kesiyorum. Bir tane daha 3 ilme çıkartıyorum. Bundan sonra ilmelerim artmayacak. Yani bu tarafa nohut modelini kurmayacağım. Evet. 44 tane ilmem oldu. Şu son artışım 45. ilmem. Bu 45 ilme. Ve şu an artma işlemini durdurdum. Bakalım nasıl olmuş. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Ve şimdi şu şekilde yuvarlayıp bir kat ortaya çıkacak Allah izin verirse şimdi. Evet. Şimdi bu kenardaki 3 tane ilmemizi
kesiyorum. Buraya 3 tane ilmeği arttırıyorum. Buradaki 3 ilmeğimizi kesip yanına, şu hemen yanın başına 3 tane ilmeği örüyorum. Arttırıyorum yani. 1 2 3. Şurada 3 tane ilmeğimiz vardı, bakın. Şimdi ben şu ortaya açtığım 3 ilmeği şimdi yanına bir 3 ilmeği daha arttırıyorum. Bu 3 ilmeği kesiyorum. Şu ilmenin yanına bir 3 ilmeği daha arttırıyorum. Burada bakın 1 2 3 tane 3 arttırdım. 3 kestim. 3 tane daha arttırdım. Şimdi diğer nohutumuza kadar haroşa olarak örüyorum. 2 4 5 tane ördüm. Şurada 3 tane haroşa arttırıyorum. 3'ünü kesiyorum. 3'ünü kesiyorum. Bir tane daha artış yapıyorum. Şu 3'ünü kesip ve artık burada hiç model yapmıyorum. Haroşa olarak örüyorum. Yine haroşa olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, buraya kadar örüp geldim. Şimdi burada hiç model koymuyorum. Koyduğum 3 modeli bakın kesiyorum. Şimdi diğerini 3 olarak arttırıyorum. Şu 3'ünü kestim. Yanındaki ilmeden arttırıyorum. Bakın 1 2 3. Evet. Şimdi 1 2 3. Bir önceki sıra 5'ti. Şimdi 3 oldu. Şimdi bu yanındakini arttırıyorum. Bunu kesiyorum. Bir tane daha arttıracağım. Bu son arttırmam olacak. Bir sonraki sıra bunu artmayacağım. Şu yanındakini de arttırıyorum. Artıya 3 de ortaya 3 tane haroşa örüyorum. Ve şu yandakinden 3 tane ilmek arttırıyorum. Kesiyorum. Burada artmalarım bitti. Önden haroşa olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, burada ilmelerimi örüp geldim. Şimdi 3 tane ilmem var. Bu 3 ilmeği kesiyorum. Ortadan bir tane arttırıyorum. Tekrar 3 ilmeği kesip buradan bir tane arttırıyorum. Bir ilmeği örüp bir tane örüyorum buradan. 3 tane haroşamız var diye burada bir tane haroşamız oldu. Şimdi 3 tane arttırıyorum. 3 tanesini kesiyorum. Kesiyorum. Şimdi şuradan yine arttırdım. Kestim. Burayı sağ ve solu birleştirdim, bakın. Tam kalp ortaya çıktı. Sağ ve sol birleşti. Şu bir tane haroşa olarak. Evet. 3 ördüm. Şu bir taneden arttırıyorum. Bir arada bir tane var. Haroşa örüyorum. 3 arttım. 3 kesiyorum. Yine 3 arttırıyorum. Şu 3 kestikten sonra
Burayı tamamen haroşa olarak örüp gidiyorum. Şimdi ben bunu ön yüzde nasıl gözüküyor, onu size göstermek istiyorum. Evet, bakın burası bizim arka yüz. Şurası da ön kısım. Evet. Bakın arkadaşlar, kalbimiz olmuştu. Bir tane daha ben burada yapıp şu şekilde ve bundan sonra inşallah arkasını anlatacağım. Evet arkadaşlar, 45 ilmeği tamamladıktan sonra ben bırakmıştım artmalarımı. Şimdi şu nohut modelimi de bıraktım bu kenardan. Ortada tam kalp modelini, kalp şeklini vermek için uğraşıyorum. Şimdi bunu kestim. 3 tane arttırıp 3 tane kesiyorum. Tekrar bir tane daha. Bakın bu bir tane ilmemiz vardı şu haroşalardan. Ona bir tane üçlü ilme yapıyorum. Kestim. Bir tane daha arttırıyorum buradan. Evet. Şimdi burada orta kısımda bitiriyorum. Orta kısımda artık nohut modelini koymuyorum. Burada 3 tane haroşamız olacak. Bakın 1, 2, 3 tane. Bitirdim burayı. Şu yanına hemen 3 tane ilmek attım. Tekrar 3'ünü kesiyorum. Burada bir tane ilmemiz vardı. Ona da yine 3 tane yaptım. 3'ünü kesiyorum. Bir tane daha yapacağım burada. Son bu kenardaki nohutum olacak. Evet. Ve bundan sonra haroşa olarak örüp gideceğim. Arkadan tekrar bakın ön yüzden göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi arka yüzde model kuruyorum. Bakın buradaki modelimi 3'ünü kestim, 3 arttırdım. Yine kestim, arttırdım. Şu orta kısımda artma işlemini yapmıyorum. Model koymuyorum. Haroşaya çevirdim. Şimdi burada tekrar şu 3 tanesini kesip ve dönüyorum bakın. Tekrar ön yüzde yapınca anlatayım. Evet arkadaşlar, ön yüzden örüp geldim. Şu anda modelimi tamamen tamamladım ve ilmelerimi keserek son modelimi kuruyorum. Model bitti. Model yaptığım şu nohudumu yapıyorum ve ilmelerimi, diğer ilmelerimi artma yapmadan, aradaki ilmeleri artma yapmadan tamamen kesiyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Kestiğim anda artma yapıyordum ha. Artık artmalarımı yapmıyorum. Çünkü bitirdim. Ben hemen ön yüzü göstermek istiyorum. Bir sıra gidip geleceğim. Ve bir işlemim daha var. Onu göstereceğim inşallah, Allah izin verirse. Evet arkadaşlar. Evet. Kalbim tamamlandı bak. Şimdi bundan sonra bir sıra gidip geleceğim ve diğer işlemi göstereceğim size. Şöyle göstereyim.
Evet, kalbimiz oluştu. Evet arkadaşlar, kalbimi tamamladım. Kalp modelimiz bitti. Bundan sonraki aşamada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yorum yapıp beğeni atmayı, mesajını, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.